Merhaba arkadaşlar. Bugün 2024 DGS matematik sınav sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci soru rasyonel sayılarla ilgili bir soru sorulmuş. Hemen paydalarımızı eşitleyelim. 3 bölü 2 eksi 1 bölü 6'dan burayı 3 ile genişlettiğimiz zaman 8 bölü 6 olur. Bunları da paydalarını eşitleyelim. 9 ile 3 len, 2 ile genişlettiğimiz zaman 6 bölü 18 artı 2 bölü 18'den eşittir. 8 bölü 18 düzenleyelim. Birinci ifade aynen yazılır. 8 bölü 6 çarpı 18 bölü 8'den 8'ler gitti. 18 bölü 6 sadeleştirelim. 6'ya böldüğümüz zaman direkt 3 sonucunu buluruz. İkinci soruya bakalım. İkinci soruya baktığımız zaman üstü sayılarla ilgili bir soru sorulmuş. Ortak olarak baktığımız zaman 6 üzeri 4 parantezini alalım. Burada 6 kaldı. Burada da 2 kaldı. Bölü 9 üzeri 2 parantezine alalım 9 1'den. Düzenleyelim ifadeyi 6 üzeri 4 çarpı 8 bölü 9 üzeri 2 çarpı 8'den 8'ler gitti. 6 üzeri 4'te 2 3 üzeri 4 2 üzeri 4 şeklinde ayırabilirim. Bunu da 3 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. 9 3'ün karesiydi. Bir de ikinci kuvveti vardı. O zaman 3 üzeri 4'ler gitti. 2 üzeri 4'ten 16 sonucunu buluruz. Evet üçüncü soruya bakalım. Köklü sayılarla ilgili bir soru sorulmuş. Bunu hemen kök altı ile bunu da 3 ile paydalarına eşitleyelim. Kaç oldu? Kök 6 ile kök 6'yı çarpsak 6 olur. O zaman 24 bölü 3 kök 6 artı 21 bölü 3 kök 6 paydalarına eşitledik. Bunu da kök 2 ile bunu da kök 3 ile kök 2, 2 olur. Artı kök 3 de 3 olur. Paydalarımız kök 6 olur. Şimdi topladığımız zaman 45 bölü 3 kök 6 bölü 5 kök 6 olur. Şimdi baktığımız zaman bunu sadeleştirme yapabilirim değil mi? 15 bölü kök 6. Birinci ifade, ikinci ifadeyi de ters çevirip çarpalım. Kök 6 bölü 5'ten kök 6'lar gitti. 15 bölü 5, 3 sonucunu buluruz. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi baktığımız zaman burada 4, burada 4 var. O zaman 5 faktöriyel oluşturmak için burayı 4 ve 5'ten çarpmamız lazım. Şimdi 6 faktöriyel çarpı 20 bölü 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel artı 1 bölü 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyelden 6 faktöriyel çarpı 21 bölü 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Şimdi 6 faktöriyel 6 çarpı 5 faktöriyeldir değil mi? Bu da 21 bölü 4 çarpı 5 faktöriyelden. Bu 5 faktöriyeller gitti. 4 faktöriyel de 4 çarpı 3 çarpı 2 1'di. O zaman 3 ile 2'yi çarpsak 6 olur. Bu da gitti. 21 bölü 4 sonucunu buluruz. Evet 5. soruya bakalım. 5. soruda A ve B birer rakam olmak üzere e, toplama işlemi veriliyor. Buna göre ee, A artı B toplamı kaçtır demiş. Şimdi baktığımız zaman e, B kaç olması lazım? 2, 2 verdiğimiz zaman olmuyor. Şimdi buradan A'dan yola çıkmam lazım. A'dan yola çıkıp e, buradan B'yi bulmam gerekiyor. Şimdi A buradan e, 3 olsa olmuyor. 6, 7, 8, 8 olsa 8, 4, 4 olsa 8, 9, 1 de elde 10 olur. Şimdi A 4 ise 6, 14 olması için bir de elden gelir. B 7 olur. O zaman B de 7 buluruz. Şimdi toplama işleminde A'yı biz kaç bulduk? 4. B'yi de 7 bulduk. Topladığımız zaman 11 sonucunu buluruz. Evet, altıncı soruya bakalım. A ve B e, gerçel sayıları için eşitsizliği sağlanmaktadır. A büyüktü sıfır olduğuna göre aşağıdaki sıralamalarda hangisi doğru olur demiş. Şimdi ilk önce ikili şeklinde baksak daha e, işimize yarar. Şimdi baktığımız zaman bu ağlar gitse e, burası sıfır. O zaman 1 e, eksi A, 1 eksi A'dan ne olur? Sıfır olur değil mi? O zaman ikili inceliyoruz burada. Şimdi bu ifadeye de baktığımız zaman ne olur? c e, küçüktür. 1-a bölü e, 1 bölü 1 bölü a'dan şimdi A buradan kesirli bir şey olamaz. Çünkü baktığımız zaman birden küçük ifade demiş. O zaman A'ya biz buradan 2 verdiğimiz zaman C küçüktü. 1 bölü 2 şeklinde ifade edebiliriz. 1 bölü B de sıfırdan küçüktü değil mi? Bu e, Burada inceleme yaptığımız zaman sıfırdan küçüktü. O zaman B buradan eksidir. Ee, B, C'den küçüktür. Ee, C'de A'dan küçük olması gerekiyor incelediğimiz zaman. Hangi şıkta var? Ee, A şıkkı olur. 7. soruya bakalım. 7. soruda X, Y, Z birer tam sayı olmak üzere çarpımı bir tek sayıymış. Verilen ifadenin çarpımı bir tek sayıymış. İfadelerde hangisi çift sayıdır? Şimdi baktığımız zaman tek sayı ise o zaman bunların hepsinin çarpımı nedir? Tek olması lazım. Şimdi buraya 2 nedir? Çifttir. Çiftle teki toplasak tek olur. Aynı şekilde x ne oldu? Tek oldu. x tekse o zaman y de çift olur. Y çift ise Z de tek olur. Şimdi ben ben bu verdiğim ifadelere yola çıkıp bu değerleri bulabilirim. Şimdi x, x tekti, Y de çiftti, Z de tekti topladığımız zaman ne olur? Çift olur. O zaman bu doğru. Şimdi ikinci ifadeyi zaten bir tane çift olduğu zaman çarptığımız zaman sonra çift olur. Bu da çift. Ama burası tek, burası da çiftse ne olur? Tek olur. Onun için 3 olmaz. Cevap 1 ve 2 olur. Şimdi 8. soruya bakalım. X, Y, Z gerçel sayılar için olduğuna göre X artı Y, Z toplamı kaçtır demiş. Şimdi ben bunları sadece Z cinsine çevirmem lazım. Z cinsinden çevirdiğim zaman daha kolay olur. Şimdi hemen inceleyelim. Şimdi ben bu ifadeden yola çıktığım zaman Y eşittir 4, Z artı 22 karşı alsak 22. Buradan X eşittir 3, Z artı 5'i karşı alsak 5 olur. Şimdi ben burada da bu ifadeyi düzenlediğim zaman eksi z eksi 17 eksi 10 e, eşittir 2 z'den e, eksi 27 eşittir eksi 3 z'den e, eksi 9 eşittir z olur. Z'yi biz kaç bulduk? Eksi 9 bulduk. Bu ifadeden yola çıkarak yerine yazdım ben burayı. Buldum bu değerleri. Şimdi o zaman x buradan kaç olur? Z'yi yerine yazarsak. X eksi 22 olur. Buraya yazsak. X eksi 22 olur. Y de buradan kaç olur? Eksi 14 buluruz Y'yi. Şimdi Z'yi de kaç bulmuştuk? Eksi 9 bulmuştuk. Toplamları kaç olur? Eksi 45 buluruz. A şıkkı. Evet 9. sorudan devam edelim. X ve Y tam sayılar için olduğuna göre X çarpı Y aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi baktığımız zaman iki tabanında yazabilirim değil mi? Bu zaten iki tabanında verilmiş. 16'yı ben 2 üzeri 4. Buradaki 16'yı da 2 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Ama 3 tabanında yazamayacağım için benim bu ifadeyi yok etmem lazım. 2x eksi 6 eşittir 0'dan. 0 yaparsak 1 olur. Gider onun için. O zaman x buradan kaç olur? 3 buluruz x'i. Şimdi bulduğumuz x'i bir aynen yazalım o zaman. İşler dışlar çıkıyor. Şimdi 3 tabanda bir sayı olmadığı için biz ilk önce x'i yok ettik. Buradan x'in değerini buldum. Şimdi bulduğum x'in değerini yerine yazalım. 2 üzeri y artı 12 bölü 2 üzeri 4 eşittir. 2 üzeri 4 bölü 1 oldu değil mi? Şimdi o zaman bu ikisini çarptığım zaman 2 üzeri 8 eşittir. 2 üzeri y artı 12'den y buradan kaç olur? Eksi 4 buluruz. Şimdi bu ikisini çarpımı istemiş. x çarpı y demiş. Çarpımı kaç olur? Eksi 12 buluruz. Onuncu soruya bakalım. A, B, C. Gerçek sayılar için eşitsizlikleri veriliyor. İfadelerde hangisi her zaman doğrudur? Şimdi baktığımız zaman A buradan e, pozitif eşitsizlikleri. A pozitif olsun. B de pozitif olsun. O zaman e, şey öyle değil. Bir dakika. Şimdi şöyle düşüneceğim. E, A buradan e, eksi... Ya şöyle şimdi baktığımız zaman B ile C en büyük olduğu için o zaman ben bu iki ifadeye pozitif dediğim zaman B ile C artı olsun. Burada A eksi olması lazım. Bir tanesinin eksi olması lazım ki sıfırdan küçük olsun. O zaman A eksi B artı eksi artı oldu değil mi? O zaman şimdi çarptığım zaman A büyüktür A, A ile B'nin çarpımı sıfırdan büyük demiş yanlıştır. A ile C'nin çarpımı sıfırdan büyük bu da yanlıştır. Ama B ile çarpımı sıfırdan büyük olduğu için her zaman doğru cevap C olur. 11. soruya bakalım. 11. soruda b küçüktür 0, 0 küçüktür a olmak üzere eşitsizlikleri veriliyor. a çarpı b kaçtır? Şimdi mutlak değer verildiği için, şimdi pozitif olduğu için a aynen çıkar ifade. O zaman 2a 2b artı b. Eksi olarak çıkar bir de önünde de eksi olduğu için artı olur. O da eşittir 5. Şimdi bu ifade ne oldu? 2a eksi b eşittir 5 buluruz. Şimdi bu ifadeye bakalım. 2A eksi 2B eksi A eşittir 4'ten buradan A eksi 2B eşittir 4 buluruz değil mi? Şimdi ben bu ifadeyi düzenleyeyim. 2A eksi B eşittir 5. A eksi 2B eşittir 4 buluruz. Şimdi ben bu ifadeyi taraf tarafa toplayalım. Burayı ben eksi 2 çarpalım. Eksi 2 ile çarptığım zaman a'lar gitti. 3b eşittir. Eksi 3b buradan eksi 1 buluruz. b eksi 1 ise yerine yazdığımız zaman a buradan kaç buluruz? a'yı da biz 2 bulduk. İkisinin çarpımlarını istemiş. Eksi 2 buluruz. Evet 12 soruya bakalım 12 soruda e, kümelerle ilgili bir soru olduğuna göre buna göre birleşimlerinin eleman sayısı kaçtır demiş Şimdi verilen bu özelliklere göre ben yola çıkıp bir küme çizelim Şimdi kümelerimizi çizelim. Evet şu şekilde kümelerimizi çizdik. Şimdi şurası A kümesi burası D, B, C olsun. Şimdi baktığımız zaman bana demiş ki A, C, A ile C boş küme, B ile -D. D boş kümeymiş. Şimdi bunlar hepsi boş küme oluşuyor. Bu ifadeler boş küme oluşuyormuş bunlar boş küme ise A ile B'nin kesişimi. A ile B'nin kesişimi kaçmış? 2. E, B ile C'nin kesişimi 2. E, ondan sonra C ile D'nin kesişimi 2. D ile A'nın kesişimi 2'ymiş. Şimdi A, B, C, D eleman sayısı kaçmış? 7'ymiş. Şimdi baktığımız zaman 2, 2 kaç oldu? 4 oldu. O zaman bunlara kaç kaldı? 3 kalır. 3 kalır. Şimdi benden demiş ki A, B, C, D'nin eleman sayısı kaçtır? kaç oldu? 6, 8 artı bu ifade 8. Burada da 5, 8. Burada da kaç oldu? 14, 16, 4. Kaç oldu? 20 buluruz. Evet 13. soruya bakalım. 13. soruda e, pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçimde tanımlanıyor. Buna göre eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır demiş. Şimdi baktığımız zaman verilen ifade fonksiyon yerine ben ne yazacağım? a'yı yazacağım. 4'ü yazacağım ve 1'i yazacağım. İlk önce yazdığım zaman e, 4'ü yazalım ilk önce. 4'ü yazdığımız zaman 2/3 olur değil mi? 4 2 olarak çıkar. Burada da 2 olarak çıkar. 1 eklesek 3 olur çarpı. Şimdi a yazalım kök a bölü 1 artı kök a eşittir. Çarptığımız zaman 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 olur. O zaman ben direkt otomatikmen 3 bölü 2 ile çarptığım zaman sadeleştirmek istedim. Şimdi o zaman kaç oldu? Buradaki ifade bunları yok etmek istedim. Her tarafı 3 bölü 2 ile bunlar gitti. 3 bölü 2 buradan çarptım. Burası kök a bölü 1 artı kök a eşittir. 3 bölü 4 oldu. Şimdi a'nın 3 olarak çıkması için a'nın 9 olması lazım. 9, 3 çıkar bir daha 4. O zaman a'nın değerini istemiş. a kaç olur? 9 buluruz. 14. sorudan devam edelim. 14. soru 3 basamaklı AAB doğal sayısı 6 ile 3 basamaklı BAA doğal sayısı 4 ile iki basamaklı BA doğal sayısı 7 ile tam bölünmektedir. Buna göre artı ve toplamı kaçtır? Şimdi baktığımız zaman 6 ile bölünebilme neydi? 3 ve 4'e tam bölünmesi lazım son basamağının. Şimdi 4 ile bölünebilme nedir? Son iki basamağının 4'ün katı olması lazım. Şimdi baktığımız zaman e, B ile A doğal sayısı 7 ile tam bölünür. Son iki basamağı. Şimdi bakalım. Şimdi burada B, baa A 4 son basamağı 4 ve 4'ün katıysa ya 4 ya da 8 8 olabilir. Bundan başka ihtimal yoktur. Şimdi o zaman 4 yazdığımız zaman A'ya 4 4 dediğimiz zaman B de kaç olur? B A doğal sayısı 7'ye tam bölünür. Şimdi baktığımız zaman A 4 ise B kaç olur? 1. 1 e, olur. 1 yazdığımız zaman burası 9 tamam tam olur ama burası e, olmuyor. Şimdi burası olmuyor. O zaman 8 sekiz diyelim. 8'e 2 e, olsa 28 evet. E, burası 2 18 oluyor. Evet 88 oluyor. Şimdi buraya 2 yazdığımız zaman 8 10 e, oluyor mu? Evet. Oluyor. O zaman 2 artı 8'den kaç bulduk? 10 sonucunu buluruz. Evet. 15. soruya bakalım. 3 basamaklı A7B doğal sayısı ile 2 basamaklı AB doğal sayısı arasındaki fark AB doğal sayısı 10 katından 10 eksiktir. Buna göre AB toplamı kaçtır? Şimdi ben bu ifadeyi nasıl yazabilirim? 100A artı 70 artı B eksi... Bunu bu ifadeyi yazıyorum arasındaki fark. O zaman 10a eksi b eşittir ee, ab doğal sayısının 10 katı. 10 katı dediği için ondan çarpmam lazım. 100a artı 10b eksi 10 Eksi 10. Şimdi ben bu ifadeyi düzenlediğim zaman b'ler gitti. Ee, kaç oldu? Hmm, buradaki yüzler e de gitti. Onu karşı yazsam 80 eşittir 10 B artı 10 A'dan bu 10 A'yı karşı attık. O zaman 8 eşittir B artı A buluruz. 8 buluruz. 16. soruya bakalım. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı ABC doğal sayısı için eşitliği sağlanıyor. ABC de doğal sayısının eşkenar sayı denir. Örneğin 5 1 4 sayısı bir kare eş, e, eş kare sayıdır. Buna göre en büyük eş kare sayı ile en küçük eş kare sayının toplamı kaçtır? Şimdi baktığımız zaman e, şu şekilde özellik veriliyor ve bu özelliğe göre ben bir eş kare sayı oluşturmam lazım. Şimdi en büyük sayı dediğim zaman 9 8 birbirinden farklı olması lazım ve sayı doğal sayı eşitliği sağlanıyor. O zaman şöyle düşüneceğim. Burası da 6 olur, burası da 7 olur. Aynı şekilde küçük dediği için 1 0 2 ve 3 yazmam lazım ki en küçük olur. Toplamlarını istiyor kaç oldu? 10 9 8 10 10.890 buluruz. Hangi şıkta var? D şıkkı olur. 7. sorudan devam edelim. Bir firma her birinden 5 litre su alan 4 şişeyi A türü kolilere, her birinden 1,5 su litre alan 12 şişeyi B türü kolilere yerleştirip bu kolileri satmaktadır. Belli bir günde bu firmanın sattığı B türü koli sayısı A türü koli sayısının 2 katına eşittir ve satılan bu kolilerde toplam su miktarı 840 litredir. Buna göre satılan A türünün kolilerde toplam şişe sayısı kaçtır? Şimdi baktığımız zaman A kolesi diyelim ve B kolesi diyelim. A kolesi B kolesi o zaman şöyle. Şimdi B kolesinden kaç tane var? 2 tane var. 2 tane B kolesi var. O zaman 800 840 840 Şimdi baktığımız zaman B kolisi 18, A kolisi de 20. Şimdi B kolisinden kaç tane var? 2 tane var. 2 tane olduğu için 56. O zaman 840'ı ben 56'ya böldüğüm zaman kaç olur? 15 olur. 15 dize var. O zaman A'dan kaç tane var? A'dan 15 tane var. Şimdi her bir kolide kaç tane şişe var? 4 tane şişe olduğu için 15 çarpı 4'ten kaç buluruz? 60 sonucunu buluruz. Evet şimdi 18. soruya bakalım. 30'ar toplam bulunan Ayşe Barış kendi toplarını sepetlere her bir sepetten toplam sayısı o sepetin üzerinde yazan sayı eşit olacak biçimde şekildeki bir yerleştirilmiştir. Ayşe'nin sepetlerinden biri devrilmiştir ve içinde tüm toplar yere düşmüştür. Barış sepetlerinden birinin içindeki top, tüm topları Ayşe'ye verirse Ayşe ve Barış'ın sepetlerinin birbirini devrilmiştir. İçindeki tüm toplar yere düşmüştür. Barış sepetlerinden birinin içindeki tüm topları Ayşe'ye verirse Ayşe ve Barış'ın top sayıları birbirine eşit olacaktır. Buna göre Ayşe'nin yere düşen top sayısı kaçtır? Şimdi baktığımız zaman iki baktığımız zaman aynı olan ifadeler olması gerekiyor ki Bunlar herhangi bir etkisi olmaması lazım değil mi? Şimdi baktığımız zaman iki katı olmalı ki verilen ifadenin iki katı olması gerekiyor ki birisi hiç etkilenmesin. Şimdi baktığımız zaman iki katı olan ifadeler 3 ve 6'dır değil mi? 3 ve 6 var. 3 ve 6 olduğu için buna göre Ayşe'nin yere düşen top sayısı kaç olur? 6 olur. Evet 19. soruya bakalım. 19. soruda sadece sütlü kahve yapan bir makine az sütlü kahveyi %25 süt oranı 200 ml olarak bir bardakta bol sütlü kahve %80 süt oranı ise 300 ml olarak bir bardakta hazırlamaktadır. Bu makinenin boş olan süt haznesinde 6 litre süt doldurduktan sonra bu makinede 10 bardak bol süt bol sütlü kahve almıştır. Buna göre kalan sütün tamamı en fazla kaç bardak az sütlü kahve alır? Şimdi baktığımız zaman 200 200'ün %25'i kaç olur? 200'ün %4'ü kaç olur? 50, değil mi? 50 oldu. Şimdi baktığımız zaman 300'ün %80'i de kaç buluruz? 200 2400 buluruz. O zaman toplamda kaç oldu 3600 3600'ü biz 50'ye böldüğümüz zaman sıfırlar gitti 360'ı 5'e bölsek kaç buluruz 72 bardak alır Evet 20. soruya bakalım 2 günlük bir kitap fuarına katılan kişilerden her birinin bu 2 günlük sadece birbirine fuarına katılmıştır fuara birinci gün 257 kişi katılmış ve evet, bu kişilerin 1 bölü 5'i kitap almamıştır Fuara ikinci gün katılanların ise 1 bölü 3'ü kitap almamıştır. Buna göre katılıp, kitap almayan kişi sayısı fuara katılan toplam kişi sayısına oranı 1 bölü 4 olduğuna göre fuara toplam kaç kişi katılmıştır. Şimdi baktığımız zaman 750 kişiden 750 kişiden 1 bölü 5'i katılmamıştır değil mi? O zaman birinci gün 150 kişi kitap almamıştır. Şimdi baktığımız zaman ikinci gün fuara kaç kişi? 3x olsun. 3x kişi kitap almamıştır. O zaman toplamda 3x kişi. Şimdi 150 artı x kişi almamıştır desek. 3x tamamı artı 750 eşittir. 1 bölü 4 değil mi? Oranları 1 bölü 4'müş. İşler dışlar çarpımında 4x artı 60 eşittir. 3x artı 750'den. Ee, x buradan kaç buluruz? 150 buluruz. X'i buradan 150 bulduk. Şimdi ikinci gün, ikinci gün kaçmış? 3x dedik değil mi? O zaman 3 çarpı 150 eşittir. Kaç oldu? 450 buluruz. Şimdi 450 e, ve birinci günde 750 artı 450'den kaç buluruz? 1200 sonucunu buluruz. Cevap A olur. Evet 21. soruya bakalım. 21. soruda yukarıdaki tablo birden Emre babasının bugünkü yaşları, yaşların toplamı, yaşların farkı toplam. E, tablo 2'de ise Emre ve babasının 5 yıl sonraki yaşları, yaşların toplamı ve yaşların farkı karışık sayı sırayla verilmiştir. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtı? Şimdi baktığımız zaman Emre, bu Emre'nin yaşı olur değil mi? Bu da toplam yaş olur. E, bu da e, farkı olur değil mi? Farkı kaç olur? Şimdi 41. E, A kaç dedik? Şimdi şöyle düşüneceğim. Şöyle düşüneceğim. E, bunlar toplamdır değil mi? Bu da toplamdır. E, şimdi Emre. Bu da Emre'nin yaşıdır. Emre'nin yaşı 22. Aradaki fark 46. E, Emre 24 olur. E, o zaman aynı şekilde burası kaç oldu? B 41. A da 24 toplam fark ve toplamlarını alıyorum. Şimdi şöyle düşün. 41'den 17'yi ben çıkarsam kaç oldu? 24 bulduk. Ee, farkı 5'ti zaten. Farkı 5'ti. O zaman hesaplayalım. 58 yaşların toplamı 17 Emre'nin yaşı kaç oldu? 41 babanın yaşı. Babanın yaşı. Şimdi arada 5 yıl geçtiği için baba 46 olur. O zaman 24 artı 41 artı 46 kaç oldu? 111 buluruz. 22. sorudan devam edelim. Ömer A kentinden B kentine doğru saatte 60 kilometre sabit hızla saat 10'da harekete başlamıştır. Ve saat 12'de mola vermiştir. bir saat mola veren Ömer saat saatte 90 kilometre sabit hızla saat 13'te B kentine doğru hiç durmadan harekete devam etmiştir. A ve B kentleri arasındaki uzaklık 240 km olduğuna göre Ömer B kentine kaç saate varmıştır? Şimdi şöyle düşüneceğim. A kenti M ve B kenti olsun. Şimdi A kenti ile B kenti arasındaki uzaklık kaçmış? 240 ise 120'ye 120. 60 km ile yola çıkıyor. Sonra M'den 90 km ile devam ediyor. Yol bölü hız. Yol bölü hızdan kaç oldu? 120 bölü 90 kaç olur? 4 bölü 3 buluruz. Şimdi 2'den 4 bölü 3 saatte varılmıştır. O zaman şöyle düşüneceğim. 10 bölü 3 artı 1 kaç oldu? 13 bölü 3 çarpı dakika sadeleştirelim. 20 260 olur. Şimdi 260'ı bir saat dilimine çevirdiğimiz zaman 244 saat 4 saat 20 dakika olur. 20 dakika olur. Şimdi 4 çarpı 1 bölü 3. Şimdi şöyle düşüneceğim. Şimdi 20 dakika 60'ın 1 bölü 3'te biridir değil mi? O zaman saat 14'te 20 geçe orada olur. B şıkkı olur. Evet arkadaşlar 23. sorudan devam edelim. Aşağıda kare şeklinde odalar ve odalar arasında geçiş sağlayan kapıların olduğu şekil verilmiştir. A odasına bundan bir kişi geçtiği kapıları bir daha geçmemek koşuyla şekildeki ok yönünde harekete geçme edebilmektedir. A odasına bulunan bir kişi geçtiği kapıdan bir daha geçmemek koşuyla şekildeki ok yönünde hareket edebilmektedir. Buna göre bir A, bu A, bu kişi A odasından B odasına gitmek için kaç farklı? Kaç kapıdan geçmelidir? Şimdi baktığımız zaman e, bir daha geçmeme, geçmeyecek değil mi? O zaman A buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 kişi 11 kapıdan geçmiş olması gerekiyor. Cevap C şıkkı olur. 24. soruya bakalım. Ayşe ve Beyza'nın oynadığı bir oyunda birden dörde kadar tam sayılarla numaralandırmış 4 sarı kart birden dörde kadar tam sayılarla numaralandırılmış 4 mavi kart bir kutuya konuluyor. Ayşe kuzudan 2 kart aldıktan sonra Beyza kalan kartlardan ikisini alıyor. Bir oyuncunun aldığı kartlar aynı renkli ise üzerlerinde yazan sayıların çarpımı, farklı renkli ise üzerinde yazan sayıların toplamı o oyuncunun oyun puanı olarak hesaplanıyor. Bu oyunda Ayşe'nin aldığı kartlar aynı renkli Beyza'nın aldığı kartlar ise farklı olduğuna bilmektedir Ayşe'nin oyunun puanı 4 olduğuna göre Beyza'nın oyunda kaç puan değeri olabilir? Şimdi birinci durumda birinci durumda 2 e, şimdi 1 ile 4 2 ile 3 var değil mi? O zaman aynı şekilde baktığımız zaman e, bir durumda 1 olur 2 olur 3 olur ve 4 olur. Şimdi ikinci durumda baktığımız zaman 3'e 1 2, 3 ve 4 olur değil mi? O zaman 2 artı 1 kaç oldu? 3. 2 artı 2, 4. 2 artı 3, 5. 2 artı 4, 6. 3 artı 4 de var. 7 kaç durum oldu? 5 durum oldu. O zaman cevap D şıkkı olur. Evet 25. soruya bakalım. Hande telefonundaki sosyal medya e, 4 oyun ve 3 alışveriş uygulamasından rastgele 3 tanesini silecektir. Buna göre Hande'nin sileceği uygulamalarda ikisinin oyun ve birinin alışveriş uygulaması olma olasılığı kaçtır? Şimdi bir oyun olursa bir oyun olursa 4 tane oyun 4 tane oyun olur. Eee işte o zaman istenilen ve tüm durumda istenilen e, 4 e, tümünde de e, 10 tane olur. O zaman 4 Şimdi İkincisinde oyun olursa 1 azalır. O zaman 4 bölü 10 çarpı. O zaman bir tanesi kullandığımız için 3 bölü 9 kalır. Şimdi 3 tane uygulama olduğu için bir tanesini kullandık. 8 olur. Şimdi ben bu ifadeyi yaptığımız zaman 9'lar gitti. Sadeleştirelim. 2 o zaman 1 bölü 20. Kaç tane uygulama vardı? 3 o zaman 3 bölü 20 3 2 çarpı ondan 20 3 bölü 20 buluruz bu oyunda kaç olur? C, B olur. Şimdi 26. soruya bakalım. 26. soruda pozitif tam sayılar kümesinde e, işlem e, x y e, x işlem y eşittir. 3, 2x artı y x artı 3 y biçimde tanımlanıyor. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi ilk önce 4 ile 3'ü yerine yazdığımız zaman 4 ile 3 yerine yazdığımız zaman 8 artı 3 e, 4 artı 9 kaç oldu 11 çarpı 13 143 buluruz aynı şekilde bilen 2 yerine yazalım bilen 2 yazalım 2 artı 2 çarpı 1 artı 6 kaç oldu 4 çarpı 7'den 28 buluruz İşlemin işlemin sonucu kaçtır demiş 143'ten 28'i çıkarsak 115 sonucunu buluruz Evet. 27. soru da işlem sorusu sorulmuş. Pozitif tam sayılar kümesinde x y x işlem y 2 x artı y çarpı x artı 3 y biçimde tanımlanıyor. A pozitif bir tam sayı olmak üzere. Yerine yazalım. Yerine yazdığımız zaman 2 a artı 3 a çarpı a çar artı 9 a ee, kaç oldu? 5 a çarpı 10 a eşittir. 1800 oldu kaç oldu 50 a kare eşittir 1800'den sıfırlar gitti 5'e bölsek a kare eşittir 36 a buradan kaç buluruz 6 buluruz bizden de a istemiş 28. soruya bakalım 28 kitaplığında hikaye, şiir ve kişisel gelişim ders kitapları bulunan Defne'nin kitaplığında kitap sayısı ile ilgili bilinmektedir. Şiir kitaplarının sayısı hikaye kitaplarının sayısının 3 katı, ders kitaplarının sayısının 2 katına eşittir. Kişisel gelişim kitaplarının sayısı şiir kitaplarının sayısının 3 bölü ikisine eşittir. Defne'nin kitaplığındaki şiir kitap sayısı 24 olduğuna göre toplam kitap sayısı kaçtır? Şimdi hikaye diyelim şiir diyelim. Kişisel gelişim ve ders kitapları olmak üzere 4 tane kitabımız var. Şiir kitabı hikaye kitabının kaç katıymış? Şiir kitabını 6x desem hikaye katının 3 katı. E, ders kitabının da 2 katıymış. Şimdi şöyle. Hikayenin 2 katı 3 kat olduğu için burası 2x, burası da 2 katı olduğu için 3x olur. Şiir kitabı hikaye kitabının e, 3 bölü 2'si olduğu için burası da 9x olur. 3 bölü 2'si demiş. Şimdi bana demiş ki şiir kitapların sayısı kaçmış? E, 24 6x eşittir 24'ten. x buradan kaç bulduk? x'i 4 bulduk. Benden e, toplam kitap sayısı kaçtır demiş. Toplamda kaç tane var kitap var? 20 x tane kitap var. 20 çarpı 8'den. Ee, şey, 20 çarpı 4'ten biz x'i 4 bulduk. x'i 4 bulduk. 20 çarpı 4'ten 80 buluruz. Cevap C olur. Evet 29. sorudan devam edelim. Kitaplığında hikaye, şiir ve kişisel gelişim ders kitapları bulunan defnenin kitaplığında kitap sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Bir önceki soruya benziyor. Şiir kitaplarının sayısı, hikaye kitaplarının sayısının 3 katı, ders kitaplarının sayısının 2 katına eşittir. Kişisel gelişim kitapları 3 bölü ikisine eşittir. Defnenin kitaplığında o. 30 kişisel gelişim kitabı, 20 ders kitabı yerleştiğinde kitaplının kişisel gelişim kitaplarının sayısı şiir kitaplarının sayısına iki katına eşittir. Buna göre son durumda defnenin kitabında ders kitaplarının sayısı tüm kitapların sayısına oranı kaçtır? Şimdi hikaye, şiir, kişisel gelişim ve ders kitabından oluşuyor. Aynı şekilde şiir kitabı 6 ise hikaye kitabının 3 katı ders kitabının da 2 katına eşitti. Kişisel gelişim ve şiir kitabı da bir bölümün 3 bölü 2'sine eşittir. Şimdi kişisel gelişim kitabı kaçmış? 30. Ders kitabı da 20'ymiş. Şimdi baktığımız zaman 9x artı 30 eşittir. 12x. Ee, x buradan kaç buluruz? Ee, 3x eşittir. 30'dan x buradan 10 buluruz. O zaman 20 çarpı 10 eşittir. 200 tane kitap oldu. Sonradan 50 tane kitap eklendi. 30'dan 20 ekledik. Kaç oldu? 250 oldu. Şimdi tüm kitap sayısı bizden istediği kişisel gelişim 50 bölü toplam kitap sayısının defnenin kitap sayısının tüm kitap sayısını oranı. 50 bölü 50 tane kitabı var. 50 bölü 200, 250'den sadeleştirelim kaç oldu 1 bölü 5 buluruz cevap B olur Evet 30. soruya bakalım Esra'nın telefonunun 256 GB büyüklüğünde saklama alanı uygulamalar, fotoğraflar ve videolarla dolu olan kısımları işte boş olan kısımlarda oluşmaktadır. Bu kısımların büyüklüğüne göre dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Esra'nın telefonda kaç GB büyüklüğünde bir uygulama indirilirse telefonun saklama alanı uygulamalarla dolu olan kısım boş kısımlar büyüklükten eşittir. Uygulamalarla dolu olan kısım ile boş olan kısımların büyüklükleri eşittir demiş. Şimdi baktığımız zaman 256 GB'dan 256 GB'dan o zaman geri kalan burası kaç oldu? 135 oldu değil mi? 135 oldu. O zaman bunlar 64'e 64 olur. Bu da 32'lik kısım olur. Geriye 96 olur. Şimdi 36 ile 90, 64 arasındaki fark da 32'dir. Şimdi benden farkı istiyor. Şimdi şöyle düşüneceğim. 128 64'e 64 olur değil mi? Şöyle 360 GB'da 256 varsa 45 GB'da kaç var hesaplamam gerekiyor. O zaman 232 bölü 2'den kaç oldu? 16 buluruz. Evet 31. sorudan devam edelim. Esra'nın telefonun 256 GB büyüklüğündeki saklama alanı uygulamalar, fotoğraflar ve videolarla dolu olan kısımlarıyla ile boş olan kısımlar oluşmaktadır. Bu kısımların büyüklerine göre dağılım aşağıdaki grafikte verilmiştir. Esra'nın telefondaki bütün fotoğraflar silinip top, telefonun toplam 40 GB büyüklüğünde yeni uygulamalar indirilirse telefonun saklama alanı dolu olan kısmın büyüklüğü kaç GB azalır? Şimdi baktığımız zaman diğer soruyla benzerdi değil mi? Bunlar 64'e 64. 64. Burası 135, burası 32, burası da 96 idi değil mi? Şimdi o zaman 256 e, hafıza var değil mi? 128'e 128, aynı şekilde 64'e 64'tür değil mi? O zaman geriye kalan 32'ye 96'ymış. Şimdi 64 GBtan 32'si silinmiş kaç? Iı, silinmiş kısım kaçtır? 96'dır değil mi? Şimdi 96'ya kaç büyüklüğünde? 40 büyüklüğünde. 96'dan 40'ı biz çıkarsak ıı, farkı buluruz. 56 buluruz. Cevap A şıkkı olur. Aşağıdaki tabloda 32. soru. Aşağıdaki tabloda bulunan A bölmeli 9 farklı rakam yazılıyor. Rakamlar yazıldıktan sonra oluşan tabloya göre herhangi bir doğal sayı basamaklarına göre aşağıdaki kurallar uygulanarak kodlanıyor. Basamakların birinin bulunan rakamlar tabloda yok ise çarpı sembolü Kodlanıyor Rakamların birinden bulunan rakam tabloda var ise sıfır rakamı bulundurduğu hücrenin kenarlarında oluşan sembol ile kodlanır. Bir doğal sayının basamaklarındaki tüm rakam üstteki kurala göre kullandıktan sonra aynı basamaklar kodlanmış sembollere yazarak o sayının kodlanmış hali elde edilir. 3, 2, 1, 7, 2, 9, 6, 8, 0. Bunun gibi yukarıdaki tabloya göre 1, 2, 1258 sayısının kodlanmış hali şu şekildeymiş 9600 960 9000 96047 sayısını kodlanmış hali olarak elde edilmiş yukarıdaki tabloya göre 2457 sayısı ile kodlanmış hali buymuş olan sayının toplamın kodlanmış hali aşağıdakilerden hangisiymiş demiş Şimdi baktığımız zaman e, her yeri kaplamış. Şimdi buradaki ifade neymiş? Üstü açık. O zaman burası 4. Şimdi bunun her tarafı kapalı. Her tarafı kapalı olduğu için burası 0. E, o zaman e, şimdi bunun sadece bu köşeleri kapalı olduğu için burası da 6. E, çarpı ifadesi olmayan, burada olmayan ifade nedir? 8'miş. Şimdi baktığımız zaman o zaman e, 4.000 68 o zaman e, geriye kalan hangisi olur geriye kalan 2 şu şekilde 2 bir tarafı açık sonra 4 kapalı 4 e, aynı şekilde e, bir tarafı açık e, kaç olur 5 5. E, Şimdi sadece bir tarafları açık 7. Kaç oldu topladığımızda? 5, 2, 5, 6 oldu. Şimdi bu ifade hangisi olur? 6 bu tarafta görünmesi lazım. O zaman bu gitti. Hmm. bu gitti. Yok budur. Evet. Şimdi şöyle düşüneceğim. 6 budur. Bu tarafa bakması lazım. 6 bu tarafa bakmayanları eledik. Ondan sonra 5 5 şu şekilde sadece üstü açık sadece üstü açık sadece üstü açık A var cevap A şıkkı olur Evet 32. sorunun devamı mantık sorusu sayıları kodlar olarak verilmiştir yukarıdaki tabloya göre 4102 sayısının kodlanmış hali 367 sayısını kodlanmış hali olarak elde ediyor buna göre artı ve toplamı kaçtır şimdi baktığımız zaman kodlamalarda şimdi ben yukarıda o zaman şunu yazmam lazım 1 ve 2 yazmamız lazım şimdi şu ifadeye 4 gelmesi lazım o zaman burası 4 olur şimdi bu ifadeye 1 gelmesi lazım ortaya 1 yazdık şimdi hiçbir şey yazılmıyorsa o zaman burası 0'dır o zaman bu ifadeye 2 gelir 2 yazdık. Şimdi baktığımız zaman buraya 3 gelmesi lazım. Burası 3 olması lazım. Çünkü 4'ten büyük bir şey yazamayız. O zaman buraya da kaç gelir? Buraya da 6 gelir. 6. O zaman burası kaç olur? 7 olması lazım. Burası da 8 olması gerekiyor ki verilen ifadeyi elde edelim. O zaman 8 artı 7 kaç oldu? 15 buluruz. Evet. 34. soruya bakalım. A ve B doğal sayılar olmak üzere A sayısının rakamların toplamı B sayısının rakamların toplamı çarpına eşitse A sayısı B sayısını destekliyor. Eşit değilse A sayısı B sayısını desteklemiyor. Denir. Yani 44 sayısı desteklediği 3 basamaklı doğal sayısı vardır. Şimdi baktığımız zaman 4 artı 4 kaç oldu? 8 oldu değil mi? O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç oldu? 8 oldu. Aynı şekilde 4 çarpı 2 çarpı 1 de 8 olur. 8 çarpı 1 çarpı 1 1 de 8 oldu. Şimdi burada kaç durum var? 1 durum var. Burada da 3 faktöriyel 6 durum var. Burada da kaç oldu? 3 var. O zaman 6 artı 1 artı 3'ten kaç oldu? 10 buluruz. Cevap e şıkkı olur. Şimdi 35. soruya bakalım. A ve B doğal sayılar olmak üzere A sayısının rakamlarının toplamı B sayısının rakamlarının toplamının çarpımına eşitse A sayısı B sayısını destekliyor. Eşit değilse B sayısı A sayısını desteklemiyor. A doğal sayısı 1, 2, 3, 4, 5 sayısını desteklemektedir. 1, 2, 3, 4, 5 sayısı da A doğal sayısını desteklemektedir. Buna göre A sayısı kaç basamaktadır? Şimdi baktığımız zaman 5, 4, 3, 2, 1. 5 faktör yer 120. O zaman 5 artı 4 artı 3 artı 2 artı 1'den kaç oldu? 15 oldu. Şimdi 3 çarpı 5 15'tir. O zaman 3 5 toplasak 8 olur. 1 2 3 4 geriye kalan 112 120 olması için 112 durum vardır. 112 durum vardır. Şimdi benden kaç basamaklı olduğunu sormuş. Şimdi burada 112 basamak sayı var ve burada da iki basamak var kaç oldu 114 şey pardon 114 basamaklı oldu cevap de Evet 36. soruya bakalım. A ve B doğal sayılar olmak üzere A sayısı rakamların toplamı B sayısı rakamların çarpımına eşitse A sayısı B sayısını destekliyor. Eşit değilse B sayı, A sayısı B sayısını desteklemiyor. De yani hiçbir doğal sayısını desteklemeyen en küçük doğal sayısının rakamlarının çarpımı kaçtır? Şimdi baktığımız zaman iki basamaklı rakamların çarpımı kime aitse şimdi baktığımız zaman en küçük iki basamaklı rakamların çarpımı kime ait olamaz öyle düşüneceğiz iki basamaklı en küçük asal sayı kaçtır 11'dir o zaman 2 artı 9 11'den 3 artı 8 11 ben en küçük iki basamaklı sayı dediği için o zaman ben 2 ile 9'u alırım 29 en büyükten o zaman 2 çarpı 9'dan kaç oldu? 18 buluruz. Cevap C olur. 37. sorudan devam edelim. Ali Betülcan kurallar aşağıda verilen oyun oynuyor. Başlangıçta tahtada bir basamaklı bir sayı yazılıyor. Ali, Betül ve Can tahtada o an bulunan sayının en sonunda ve en sağına bir rakam yazarak her bir hamle sonucunda basamak sayısı öncekinin bir fazla olan ve aşağıdaki kurala uyan yeni bir sayı oluşturuluyor. Ali'nin her hamlesinden sonra oluşan sayı 3 ile, Betül'ün her hamlesine oluşan sayı 4 ile, Can'ın her hamlesine oluşan sayı 5 ile tam bölünmektedir. Örneğin başlangıçta tahtada iki sayısı yazılan hmm, sayısı yazılıysa ve sırasıyla Betül Ali Can Tekrar Ali 252 522 5220 35220 biçiminde hamle yaparlarsa 35220 sayısı elde edilir. Betül Ali Betül Can birer kez hamle yaptıktan sonra 3060 sayısı elde ediliyor. Bu oyuna göre oyuncular hangi sırasıyla hamle yapmıştır? Şimdi baktığımız zaman 3 ile bölünmesi için 3 5 ile bölmesi için sıfır yazarım. Aynı şekilde tekrar 3 ve 0 yazdığımız zaman her hamle girişlerinde hamle girişlerinde Ali Ali ve Betül olması lazım. O zaman ilk önce hamleyi yapan Can sonra Ali sonra Betül olması gerekiyor. Cevap D şıkkı olur. Örneğin başlangıçta tatlı 2 sayısı yazılıysa ve sırasıyla Betül Ali Can tekrar Ali biçimde hamle yapılırsa 3.35.220 sayısı elde ediliyor. Tatlı başlangıçta 8 sayısı yazılıyken sırasıyla Can Betül ve Ali birer hamle yapılıyor ve hiçbir oyun o rakamı yazmıyor. Buna göre aşağıdaki rakamlar hangisi kesinlikle yazılmamıştır. Şimdi baktığımız zaman Can 85 Betül 852. 5 2, Aynı şekilde 8, 5, 6 olabilir. Aynı şekilde can 58 de olabilir. Şimdi Ali durumunda Ali 8, 5, 2 kaç oldu? 15, 8, 5, 6, 19, 2, 5 ve 8 durumlarından da olabilir. Burada 3 ile aynı şekilde 0, 0, 3, 6 ve 9 durumlarından da var. Şimdi baktığımız zaman burada 4, 1, 2, 3 ve 4 durumda inceleme yapabiliriz. Cevap C şıkkı olur. Şimdi 39. soru örneğin başlangıçta tahta iki sayısı yazılmışsa ve sırasıyla Betül, Ali, Can tekrar Ali biçimde hamle yaparlarsa 35.220 sayısı elde edilir. Tahta 3 sayı yazılıyor. Önce Ali sonra Betül birer hamle yaparsa. Şimdi önce Ali sonra Betül. Şimdi baktığımız zaman Ali 30, 33, 36, 39, 63 ve 93 sayılarını yazabilir. Betül'e baktığımız zaman Betül'de 4 ile bakmamız lazım. Şimdi Betül'de renk seçimi yapalım. E, 0, 4 ve 8 durumu. E, 2, 6, 0, 4, 8 olabilir. 2 ve 6 6 ve 8 2 ve 6 durumlarından inceleyebilirim o zaman Betül'e baktığımız zaman 36 bu fazlalıkları çıkartıyorsak o zaman 9 6 ve 3 durumlarında kaç olur cevap 20 buluruz 40 soruya bakalım Birim karelerden oluşan 3 çarpı 3 boyutlarında yukarıdaki tabloda adımları takip edersek sıfırdan farklı rakamlar yerleştirilecektir. Birinci adım her birim kareden farklı rakam olacak biçimde rastgele tablo yerleştirme yapılıyor. İkinci adım geçirilir. İkinci adım her bir sütundan 10 sütundaki rakamlar yukarıdan aşağıya doğru artan olacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre A artı ve toplamı kaçtır? Şimdi baktığımız zaman. Ee, durumları ben incelediğim zaman şimdi e, 1 2 3 e, 4 ten daha yüksek bir sayı yazamıyor o zaman ben buraya bir yazsam aynı şekilde bu ifadenin 5'in bir üstü 4 olur değil mi 4'ün bir üstü ben 3 yazamam o zaman 2 yazmam lazım e, o zaman buraya bu üstteki ifade ne gelir 3 gelir daha fazlası gelemez o zaman buraya ben 7'nin e, bir üstü 6 gelir 6 ise o zaman bunun bir üstü buraya 9 gelmesi lazım. 9 ise o zaman buraya ne kaldı? 8 kaldı. 6 artı 8'den kaç bulduk? 14 sonucunu buluruz. Şimdi 41. soruya bakalım. 41. soruda xyz toplamı kaçtır? Şimdi baktığımız zaman burası 1 ise o zaman burası 2. 5'ten bir aşağısı 4. O zaman burası 3 olur. Burası 3 ise y 9 olur. 9 sa bunun bir tık üstü 5 ise o zaman buraya 6 kalır. 6 ise o zaman x'e de 7 kalması gerekiyor. 7 artı e, 9 artı 4'ten kaç buluruz? 20 buluruz. Cevap D olur. Şimdi 42. soruya bakalım. 42. soruda ilk önce sayıları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Şimdi kullandıklarımız 1, 4, 6 kullanmışız. şimdi Bunun bir üstü 2'dir değil mi? 2'nin bir üstü alt basamağı 3'tür. O zaman 4, 1, 6, 5. Ee, o zaman bu ifade 9'dan ilerlemesi lazım. 5, 7, 8 ve 9 ifadesinde benden M ile N'nin toplamı istiyor. M ile N'nin toplamı kaç bulduk? 7 bulduk. 43. Evet 43. sorudan devam ediyoruz. Geometri sorusundan e, verilen üçgenle ilgili özellikler verilmiş. DEF noktaları ABC üçgenin kenarları üzerindedir. Buna göre X kaç derecedir demiş. Şimdi ben şuradan şu üçgeni tamladığım zaman ikiz kenar üçgen çıkar. İkiz kenarsa şurası 32, 58, 58 buluruz. Buraya 64, 64 olur. O zaman burası da kaç oldu? E, ee, 16'ya ee, 80, 26 olur. Şimdi benden x kaç derece demiş. O zaman 180'den 96'yı çıkarsak 84 buluruz. Evet 44. soruya bakalım. 44. soruyu ben şuradan çizelim. Eşkenar üçgen çıktı. 60 60 O zaman 3'e 3 Burası da 3 Burası 120 30 30 o zaman şurada 120 üçgeni 30 120 120 e, o, üçgeninden 120 30 üçgende. burası 3 burası 3 de burası onun kök 3 katıdır 3 kök 3 cevap B olur ee, 45. soruya bakalım 45. soruda ABC dikdörtgen ABC doğrusal şekildeki CF üçgen alanı 11'im kare Buna göre ABC dikdörtgen alanı kaç birim karedir? Şimdi baktığımız zaman A'ya 2 oranı, x'e 3x oranı var. O zaman x'e 2x şöyle buranın alanı kaçmış? 11'inmiş. Şuradan çizdiğim zaman burası 2A ise burası da 20 olur. Aynı şekilde x ise o zaman burası 3 katından burası 60 olur. Burası 60 ise aynı şekilde burası da 40 olur kaç birim kare olduğunu söylemiş. Şimdi 1 bölü 3 oranı var. O zaman alanlar karesinden 1 bölü 9 olur. O zaman 10 bölü 90'dan cevap kaç olur? Hepsini topladığımız zaman 30, 100, 20 olur. Evet 46. soruya bakalım. ABC'de düzgün altıgen yukarıda verilenlere göre x kaçtır demiş. Şimdi baktığımız zaman şurası 3 kök 3'si. Şurası da 2 kök 3. O zaman şu üçgende şurası 30, şurası 90 sa, burası da 30. O zaman şurası kaç oldu? Kök 3 burası kök 3 katıysa bunlar 3'e 3 olur. 3'e 3 olur. Şimdi baktığımız zaman şu üçgene Pisagor uygulayalım. Şu üçgene bizim Pisagor uygulamamız lazım. Şu üçgen. Şimdi şurası 3 kök 3. Şurası da 6. O zaman şurası da X'dir. 27 artı 6'nın karesi eşittir. 63 yani 63 x kare eşittir. 63 ise x buradan 3 kök 7 buluruz. 3 kök 7 b. Evet 47. soruya bakalım. ab ile dc paralel şekildeki c ve d onu merkez yarı üzerindedir. x kaç birim karedir? Şimdi şuradan çizdiğimizde şunu da uzatalım. Şunu da yarıçapını tamlayalım o zaman 1'e 3 oranından şurası 3 şurası 1 olur 6 olması lazım o zaman şöyle düşüneceğim şurası kaç oldu şurası 90 şurası da 4 olur yarıçaptan şurası 4 o zaman şu üçgenden gideceğim şurası kaç oldu şurası kök 7 oldu kök 7 buranın tamamı kaç oldu 7 ee, o zaman 49 artı e, 7 Bu 6 değil. Burası 7. Çünkü burayı biz kaç bulduk? Kök 7 bulduk. Ee, 49 artı 7'den kaç bulduk? 56 bulduk. 56 neyle en çarpımı? 4 çarpı 14'ten 2 kök 14 buluruz. Cevap eşlikli olur. 48. soruya bakalım 48. soruda şekildeki abc boyutunda 9 birim kareden oluşan bir tablo verilmiştir parçaları herhangi bir saat yönünde döndürdükten sonra aynı yön hareketteki birim kareler tam olarak üst üste gelecek biçimde yukarıdaki tabloda yerleştirilmiştir şimdi baktığımız zaman bunları e, ters çevirdiğimizde çer, ters çevirdiğimizde burası sarı mavi ve kırmızı ters çevirmede aynı şekilde e, şu ifade de Şurası kırmızı, mavi, sarı olur. Tekrardan döndürdüğümüzde şöyle sarı, mavi, mavi olur. Tekrardan döndürdüğümüzde sarı, kırmızı, sarı. Tekrardan döndürdüğümüzde şöyle sarı, kırmızı, sarı. Şöyle döndürelim. Sarı, kırmızı, sarı olur. O zaman bu olur. Bu da olur ama bu ifade olmaz. Cevap bilen 3, bilen 2 olur. Cevap D şıkkı. Evet 49. soruya bakalım. 49. soruda ayrı uzunlukları 4 birim, 4 birim ve 2 birim şekildeki gibi kare dik prizmanın içinde ayrı uzunlukları 2 birim olan küp kare dik prizman yan 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 yüzeyleri temas etmeyecek şekilde kesip çıkartılıyor. Buna göre geriye kalan şekildeki yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi bu yüzey alanlarına baktığımız zaman geri kalan yüzey alanlarında 4 ve 2 8 artı 8 artı 8 artı 8'den ve 4 buradan da Geri kalan kısımlarından da 16'ya 16 olur. Şimdi hepsini topladığımız zaman 32 çarpı 2 64 buluruz yüzey alanı. Şimdi 64'ten ben buradaki yüzey alanlarını çıkarsak 8 eşittir 56. 4 çarpı 4'ten 16 artış var. O zaman 56 artı 16 kaç bulduk? 72 sonucunu buluruz. Evet son soruya bakalım. Son sorumuz 50. soru. A ve B gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde Y eşittir 1 artı 4 X doğrusu Y eşittir A x eksi 3 doğrusu P 1'e B noktası kesişmektedir. Buna göre artı ve toplamı kaçtır? Şimdi bu noktaları ben yerine yazdığım zaman B eşittir 1 artı 4'ten o zaman B buradan kaç bulduk? B'yi 5 bulduk. Y eşittir A x eksi 3. A buradan kaç oldu? Biz ee, Y'yi kaç bulmuştuk? B 5'ti. O zaman şöyle düşüneceğim. Yerine yazalım direkt Y'de. de. 5 eşittir. A eksi 3'ten. A buradan 8 buluruz. A artı B'nin toplamını istemiş. A artı B'nin toplamı 5 artı şey 8 artı 5'ten. Biz A'yı 8 A'yı 8, B'yi de 5 bulduk. Toplamları 13 buluruz. Evet arkadaşlar 2024 DGS matematik sorularını çözdük. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.